Merhaba sevgili çocuklar. Ben Aysel Volkan, Mate Logoreti İlköğretim Okulu 2. sınıf öğretmeni. Dersimiz matematik, konu toplamın çarpımı 2. sınıf. Neler öğreneceğiz? Çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliğini öğreneceğiz. Şekilde kaç üçgen vardır? Kırmızı üçgen sayısı 6 defa 3. 6 defa 3 eşittir 18. Mavi üçgen sayısı ise 3 defa 3 eşittir 9. Şimdi bunlar 6 defa 3 artı 3 defa 3'ü yazıyoruz. 6 defa 3 eşittir 18 artı 3 defa 3 9. İlk önce toplama işlemini kullanalım. 8 artı 9 17. 1 yazarız, 1 elde 1, 1 de elde 2. Diğer örneği inceleyelim. Şekilde üçer üçgenli 6 kırmızı sütun ve her üçer üçgenli mavi sütun var. Demek ki 6 kırmızı 3 mavi sütun vardır ve her birinde olduğuna göre 5, 6 kırmızı artı 3 mavi 9 ve her birinde 3'er tane üçgen olduğuna göre 9 defa 3 eşittir 27. 6 tane kırmızı, 3 tane mavi üçgenimiz vardı ve her birinde 3'er tane üçgen olduğu için 6 artı 3'ü ayrıca atalım ve defa 3. 6 artı 3, 9 defa 3. 9 defa 3 eşittir 27. Gördüğünüz gibi her işlemde sonuç aynıdır. Sonuç 6 artı 3 defa 3 eşittir 6 defa 3 artı 3 defa 3. Şimdi iki sayının toplamının üçüncü sayı ile çarpımı, bu iki sayının üçüncü sayı ile ayrı ayrı çarpımlarının toplamına eşittir. Bu özelliğe çarpmanın toplama üzerinde dağılma özelliği diyorduk. Aşağıdaki ödevleri hesaplayalım. 5 defa 4, 20. Artı 28. 0 artı 8, 8. Onlukları da hesaplayalım. 2 artı 2, 4. 48. 7 defa 8, 56. 56 artı 11, 6 artı 1, 7. 5 artı 1, 6. 67. 18 artı 6 defa 5, 30. 18 artı 30 eşittir 48. 17 artı 7 defa 7, 49. 7 artı 9, 16. 6 yazarız, 1 elde. 4 artı 1, 5. 1 de elde, 66. Birinci toplanan 37, ikinci toplanan ise 7 ile 6 sayılarının çarpımı ile toplamı hesaplayalım. 7 defa 6, 37 sayısını yazıyoruz ve 7 defa 6'yı çarpalım. 7 defa 6, 42, 7 artı 2, 9, 3 artı 4, 7, 79. Birinci toplanan 8 ile 6 sayılarının çarpımı, ikinci toplamının ise 28'dir. Toplamı hesaplayalım. 8 ile 6 sayılarını çarpalım ilk önce. Ondan sonra 28 sayısıyla toplayalım. 8 defa 6, 48 artı 28.
8 artı 8, 16. 6 yazarız, 1 elde. 4 artı 2, 6. 1 de elde, 7. Yani 76. Ev ödevi matematik 2 kitabınızda sayfa 97'deki ikinci ve üçüncü ödevi çözünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın çocuklar.